Gaziantep'in Nizip ilçesinde muhtarlık yapan 62 yaşındaki Mehmet Temel Mermer, Açlığın Nizip Sevgi Evi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile ihtiyaç sahiplerinin bütün ihtiyacını karşılıyor. Muhtar Mehmet Temel Mermer, hayır sahiplerinden aldığı destekler ile ihtiyaç sahiplerine kıyafet, gıda ve öğrenci bursu desteği sağlıyor. Sevgi evine 17 yıl oldu benim kuralım efendim. Neler Sevgi evi yapıyorsunuz? Nizip'teki ihtiyaç sahiplerine gıda, ev eşyaları, ayakkabı, üniversiteye giden öğrencilerimize burs veriyoruz. Yani aklınıza gelen her şeyi biz burada sevgi evinden ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Yeni evlenen çiftlere gelinlik, nişan kıyafeti, abiye, kına kıyafetleri veriyoruz. Ve erkeklere de komple baştan aşağı damatlık olarak veriyoruz efendim. Tabii ihtiyacı olanları tespit ettiğimiz kişilere veriyoruz. Bizim bir dilek ağacımız var. Nizip'teki öncelikle öksüz ve yetim çocuklar için bunlar gelip dileklerini yazıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar bu dileklerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Aklınıza ne gelirse, televizyon, buzdolabı, bilgisayar, yaptıkları yani bütün yazdıkları bütün dilekleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sadece hayır sahiplerinden, arkadaşlarımdan biz bunlardan yardım alıyoruz efendim. Başka hiçbir kuruluştan, kaymakamlıktan, belediyeden hiçbir yardım almıyoruz efendim. Ben çocuğumu okutamadım. İhtiyaç sahibi, gerçekten ihtiyaç sahibi olmuştum o zamanlar. Okutamadığım için bu bursada girmiş oldum efendim. Ben önce büyük marketlerim vardı. İflas ettim efendim. Çocuğum üniversiteyi kazandı. Uludağ Üniversitesi'ni kazandı. Oraya gitti ve ikinci sınıftan çocuğumuzu almak mecburiyetinde kaldık. Çünkü para yetiştiremediğimden dolayı sadece bir emekli maaşım vardı. Başka hiçbir güvencem olmadığından dolayı evinde kiradı. Onun için ben bu şeye başladım yani. Çocuğun o şeyinden dolayı bir hırslandım ve üniversiteye giden öğrencilere burs verme işine karar verdik. 101 tane biz öğrencimize burs verdik ve bütün kıyafetlerini, her şeyini baştan aşağıda efendim tespit ettik ve öğrencilerimize teslim ettik. Ayrıca gidecek olan öğrencilerimize de yol paralarını verdik efendim. Ben o çocukların gözündeki sevinci, o ışıltıyı gördüğüm zaman bütün yorgunluğumu unutuyorum. Ben şu an 62 yaşındayım. Belimde korseyle geziyorum, çelik korseyle geziyorum. Ama bu mutluluk beni çok sevince boğuyor efendim. Bir yol Tüm izleyin. muhtarlar, yani birlikte çalışmak isterim ben muhtar arkadaşlarımla. Onların da mahallesindeki zaten ihtiyaç sahiplerini kendiler tespit ediyor. Biz de araştırmamız neticesinde biz de bunlara zaten yardımcı oluyoruz efendim.